devam ediyoruz. Tabii son günlerde, son aylarda, hadi son yıllarda diyelim, özellikle bu cinsel performans arttırıcılar üzerinde çok duruluyor. İnternet siteleri, televizyon kanalları, radyolar vesaire ve her geçen gün cinsleri ve sayıları artarak devam ediyor. Evet. Ha belki bu Türk toplumu stresli bir toplum. Erkeklerin büyük bir bölümü stres altında. Stres cinselliği etkiliyor, cinselliği etkilediği gibi. İnsanların arayışları var, erkek ve kadın olarak söylüyorum. Gerçekten cinsel performans artırıcıları sağlığa faydalı mı? Bu performans artırmada ciddi bir katkı sağlıyor mu? Bunların hangilerinden kaçınmak lazım? Hangilerini tercih etmek lazım? Bununla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Tabii. Türkiye'de son yıllarda radyolar, televizyonlar, gazeteler sürekli performans ürünleri sattılar. Yani bir furya aldı yürüdü. Herkes diyor benim hala ürünüm devam ediyor. Benim ürünüm çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu işe el attı. Hı hı. Ve kimyasal madde kattığı birçok firmanın ortaya çıktı. Adam epimediumlu macun peki, diyor. Peki bunu engelledi mi? Tarım engelledi, yasakladı. Yasakladı mı? İfşa etti, deşifre etti. Öyle değil mi? İnternete girin, deşifre edilen epimediumlu macunlar, epimediumlu kapsüller falan filan firmalar. Ben ismini söylemiyorum. İsteyen gider Google'da görür. Yasak firmalar. Yani ürünleri yasaklanan bir sürü firma var. Öyle değil mi? Ginzengli diyor, içerisinde zindelefin var. Kimyasal madde. Zindelefin içeren bir, o da cinsel gücü hemen harekete geçiriyor ama kalp atışını hızlandırıyor. Kalp ritmini bozuyor. Aniden tansiyon, nabız hızla fırlıyor. Adam mesela performansım artsın diye kullanıyor, bir de bakıyor öbür dünyaya gidiyor. O da var değil mi? Tabii. Bunlardan hayatını kaybedenler var tabii mı? Tabii tabii. Bu çok problem olduğu için, çok şikayet olduğu için bu tür firmaların ürünlerine yasak geldi. Yani internette var, isteyen görebilir. Şimdi biz de beni bir vatandaşımız aradı işte 3-4 sene önce. Dedi ki ya ben sizin programınız arasında sizin telefonunuz diye aradım. Başkasının başka bir firmanın telefonuymuş. Cinsel performans ürünü siparişi vermiş. Frankfurt'ta vatandaş kullanmış. Formula bilmem ne işte şu hastanelik olmuş. Dedi ki siz kendi programımızın arasında başka firmanın reklamını sokmayın. Benim elimde diyor ki televizyon çıkıyorum. Televizyonda benim programı arasında reklam oluyor. Reklamda öbür vatandaşın reklamı giriyor. Engel olamaz mı ki? Bilemem. Kusura bakma dedim yani. Dedi ki bana sen neden üretmiyorsun? Ya ben bu işlere girmem dedim. Girmede ihtiyaç dedi. Kullanıyor. Binlerce insan muzdarip değil mi? Yani, haklısın dedim. Doğru. Tamam girelim. Zaten çayı vardı da biz kapsül drajeye girmiyorduk. Macuna girmiyorduk. Yapalım dedik. Yaptık, ürettik. Şimdi Çin'de azgın teke otu denen bir bitki var. Bunun Latincesi Epimedium previcornum. Epimediumlu bu nedenle adı. Yani azgın teke otu biraz kelimesi biraz şeye kaçtığı için epimedium kullanıyoruz. Biraz kibarcası. Çin'de çok zengin bir aile çocuklarını ev veriyor. Fakat gelinleri hamile kalmıyor. Bekliyorlar tık yok. Adamcağız da zengin olduğu için bütün ülkenin doktorlarını getiriyor. Tedavi denemeleri yapıyor. Hiçbir netice elde edemiyor. Bir gün bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki benim keçiler falan bölgede otlarken çok aktif. Ben baktım neden diyor şu ottan. Bu otun çayını içsin iyi gelir diyor. Adam diyor hadi işine. Ben diyor yüzlerce doktor getirdim hiç çare bulamadı. Sen diyor otla mı tedavi edeceksin? Oğlu da böyle gizlice bakıyor, takip ediyormuş. Adam gidince hemen otu alıyor, saklıyor. Hakikaten böyle bir tarihçesi var mı hocam? Tabii tabii var. Çayın bu şey hikaye falan değil değil mi? Hikayedir tabii. Artı zaten bu klinik araştırmalarla artık etkisi ispat edilmiş bir şey. Yeni bir şey değil. Belge var, bilgi var. Yani o hikaye ayrı. Bir de bunun gerçekliği var. Yani şimdi yani azgın teki otu kullanmış, hamile kalmış 3 ay sonra çocuğu olmuş. Onda, o günden bugüne kadar Çinliler bunu afrodizyak olarak kullanır. Ha öyle mi? Tabii. Kullanılır. Kullanılan bir şey. Her yerde biliniyor. Fakat şimdi bunu otunu, çayını içerseniz hemen etki göstermez. Bizdeki çakşır kökü gibi Hatay'da yetişen. O da hemen etki göstermez. Zamanla. Şimdi bunun özelliği şu. Birleşimindeki ikarin esi
aktif hale getirdiğiniz zaman kullanır kullanmaz 15-20 dakika sonra hemen etki gösterir. Yani çok özel etken bir madde var. Onu aktif hale getirmek de özel bir ekstraksiyondan geçiyor. Şimdi benim bir dostum var, Cengiz Bey. Kendisi Avustralya'dan bir bayanla evli. Bu cinsellikle ilgili bir şey duydu mu hemen oraya atlıyor. Bir bakıyorum Avustralya'da, bir bakıyorum Çin'de, bir bakıyorum Hindistan'da, bir bakıyorum Peru'da, Maka arıyor, oraya gidiyor. Bir bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri, bir bakıyorum Türkiye'de. Durumu da iyi. Durumu iyi. Hep bu işlerle uğraşıyor. Alıyor, satıyor mesela. Dedi ki çok yeni bir ürün geliştirdik. Laboratuvar çalışıyor, bir ekibi var. Nedir? Bir, cinsel performansı artırır. E bizde var zaten. İki, Amerikalıların üretmiş olduğu aynı zamanda işte bazı insanların, affedersin, penisi normalden küçük. Penis büyütücü. Allah Allah. Evet. Yani evet bu denilmiş. Yani bu arkadaşımızın bir ekibi var çalışıyor. Amerika. Bunu bir de fazla kullanıp da delili büyüteceğiz diye iş yorundan çıkıp da artık omuzunu al gezdir gezdirebilirsen bir de sırtımızda bal küfesi gibi yük olarak kalmasın yani. Lale, lale buluruz. Evet canım, devam o kadar edeyim. Da değil mesela diyelim ki beni bir genç aradı diyor ki benim boyum diyor 1.90 diyor. Penisi 6-7 santimmiş. Dedim ki ya o da yani ne biçimmiş anlamadım dedim yani. Diyor ki çok utanıyorum diyor ailemle diyor. İlişkiye girmeye utanıyorum diyor. Yani bu penis şeyken mi yoksa yok diyor yani böyle diyor bu kadar diyor. Yani şeyi de sonu da bu maçı da bu. Yatarken de bu kalkarken de bu diyor. Peki hocam hakikaten sizin elde ettiğiniz bu bitki takviyeleri hadi diyelim ki performansa yardımcı oluyor. Bu işin uzaması kısaması ile uzaması ve kısalması ile ilgili de var. Çok bir özel, şey çok marifet özel. Var mı bu bitki takviyesinde? Bu nedenle bu farklı. XX large, epimedium XX large ismi değişik. Bizde iki tür epimediumlu macun var. Bir epimediumlu macun, bir de XX large bu jeli. Bunu biz ürettik. Ürettiğimizle birlikte bizim Avrupa bayimiz bütün bunu ben alacağım. Kimseye bir tane yok dedi. Cidden mi? Vallahi yemin ediyorum. Dedim ya bir tane numune ver. Peki bunun şeyi tescili yapıldı mı yani hakikaten? Tabii. Üzerinde bir takım şeyler, hesapları, kitapları yapıldı mı? Kullanan bizim, tamam aldı yürüdü mü yani? Cengiz Bey bunu Avustralya, Çin, Hindistan, Peru, Amerika dünyanın her tarafında dolaşır. Bu tür ürünleri, zaten Amerikalıların bu tür ürünü var. Özel bir ekstrak harmanı yapıyor, deniyor ekibiyle. Ondan sonra... Bu da o ilaçların şey, bitki takviyelerinin içinde değil mi hocam? Tabii. Yani bu benim formülüm değil, bu onun. Önceki benim de ama bu onun formülü. Anladım. Ama siz de bundan sonra bunu pazarlayacaksınız. Tabii. Evet. Benim üretmiş olduğum ilk parti elimizde hiç kalmadı. Peki hocam... Yani bu... istemesin kimse. Anladım. Bu sadece Türkiye'de değil, dış madem Cengiz Bey uluslararası arenada bu işin pazarlaması ya da takibini yapıyor. Bu o zaman dış ülkelere de pazarlanıyor. Öyle mi hocam? Tabii. Çin'de, Avustralya'da, Hindistan'da, Amerika Birleşik çok yaygın satılıyor. Türkiye'de biz. Ama bu yeni ülkelerde. Çıkan bir ürün mü? Yeni ürün evet yeni. Şeylerde, internetlerde falan girdi mi? Hani tanıtıma şuna buna girdi yok, mi? Yok işte ilk parti ürettik. Ürettiğimizde de arkadaş kullandı, aldı, bitti, gitti. Şimdi önümüzdeki hafta yine parti yani yeni partileri çoğalacak. Üreteceğiz tabii. Anladım. Önümüzdeki hafta üreteceğiz. Yani ürettiğimizde de gitti. El kodu arkadaşım. Böyle bir şimdi bir de şöyle bir olay var. Hı hı. Suudi Arabistan'dan Şeyh El Maksud beyefendi 4 hanımı var. Şeker hastası, tansiyon, kolesterol vesaire bir sürü hastalığı var. Hocam onu böyle küçük şişeler kesmez ya. Ona depoyla göndermek lazım. Adamcağızda bir sürü hastalık olduğu için performans düşmüş. 3-4 yıldır muzdarip. Bizim Belçika bayimizden bir arkadaşı alıp göndermiş. Bir yazık demiş adamcağızı. Bu söz konusu bu ilacı mı? Evet. Kullanmış, bitki takviyesi. Kullanır kullanmaz demiş ki hemen bana 3 kolu gönder. Ya ne oluyor? Nasıl yiyeceksin? 4 hanım olduğuna göre 3 kolu azdır. Bu reçel değil ki. Bir tatlı kaşığı alacaksın.
3-4 gün. Yani bir hafta yetiyor bir tatlı kaşığı. En fazla 2 tatlı kaşığı haftada. Hocam ben elinizde tek ama giderken alacağım onu. Şimdiden sözünü alayım. Bayan madem. Hayır benim anlatmam için tescili bizzat kendim yaşamam lazım ki. Oğlum, tabii, tabii. Bu memleket insanını anlatayım. Bak Herbalist İbrahim Hoca bize böyle böyle söyledi ama bunun tescili var mı yok mu diye biz bir deneyelim hocam. Nüfusu azalıyor. Şimdi hep biz diyoruz ki Avrupa'nın nüfusu azalıyor. Yaşlı nüfus. Türkiye'nin de nüfus azalıyor. İran'ın nüfusu 1950'lerde bizden 7-8 milyon azdı. Şimdi bizi geçti. Mısır'ın nüfusu bizden azdı. Bizi geçti. Türkiye çok kritik bir noktada ama nüfusu yerinde sayıyor. 18 milyon bayan, 18 milyon erkek, 28 milyon kadın yalnız yaşıyor. Ne demek? Büyük bir facia. Türkiye'de aile yapısı çökmüş. Hmm. İnsanlar şehirde yaşıyor, yalnız yaşıyor. Yani yaşam ortamı, iş ortamı. Stres, gerginlik. Şudur budur, bir sürü problem ortaya çıkıyor. Şimdi Almanlar probleme çözüm bulmuş. Ne yapıyor? İnsanlar yalnız yaşamasın, birlikte yaşasın diye vergi sistemini değiştirmiş. Evlenenlere daha az vergi alıyor. Öyle değil mi? Çocuk evliliği teşvik ediyor. Çocuk parası ödüyor. Çocuk parası ödüyor vesaire vesaire. Adam düşünüyor diyor ki ben yalnız yaşarsam devlet kazandığının yarısını alıyor, vergiye gidiyor. Evli olursa daha çok para kazanıyor. Yani bir kişi bir aileyi geçindiriyor. Ama tek başına yaşarsa tek başına yaşayamıyor, geçinemiyor. Çocuk parası alıyor, efendim anne parası alıyor vesaire vesaire. Almanya'nın nüfusu çoğalmaya başladı. Türkiye'nin nüfusu geriye doğru gidiyor. Yok geriye çünkü, gitmiyor ama hayır. En azından geçmişe göre ciddi bir artış yok herhalde. 1985'lere kadar iyiydi. 85'ten sonra bu ekonomik Özal'dan sonra ekonomik bunalımlar, krizler Türk aile yapısı çöktü. Türk aile yapısı, eski sistem çöktü. Türkiye'de artık biz yani şimdiki hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önceki hükümetler hep yanlış politika uyguladılar. Aile planlaması, nüfus planlaması diyerek nüfusu azaltmaya yönelik planlar, projeler uyguladılar. Yani Türkiye'nin nüfusu artmıyor artık. Çok aile ya bir çocuk yapıyor ya iki, üç çocuk yapan aile yok. Anladım. Şimdi sevgili hocam bu tabii toplum stresli olunca, ekonomik problemleri olunca ilk kafadan bu toplumun cinselliğini etkiliyor. Tabii tabii. Bu konuda atılan adımlar var son yıllarda. Belki internette orada burada yayınlanan bu bitki takviyeleri ya da ilaçların belki bir bölümü sakıncalı ama özür dilerim, bir şey büyük bir bölümünün de fayda sağladığı tabii. Kesin. Şimdi burada sizin burada çalışan bir arkadaşımız var. O arkadaşımız ismini söylemeyeyim. Bana gereken mutlaka epimedium kapsülü getir dedi. Neden dedim? Neden? Diyor ki her türlü ilacı kullandım. 20 saniye sürmüyordu. Sizin kapsülden sonra elhamdülillah performansım hiç düşmüyor. Her şeyi kullandım. Yemin ediyorum. İlle getireceksin dedi. Tamam dedik. Ona hediye getirdik. Evet, çok ben çok tabii memnun. Ekibi bir tanıyayım hoca. Evet. Bizim ekipte kimmiş bu sıkıntılı arkadaş? Ha, yok söylemeyeyim, ismini söylemeyeyim. Ya ekibin sayısı belli zaten. Evet. Yazımı Turay'ımla çıkarırım ben.